Söz talebi Sayın Mehmet Bekiroğlu'nun. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bu günler gerçekten acılar yaşadığımız günler. Covid'den her gün 70-80 kişi kaybediyoruz. İzmir'de 105 deprem şehidimiz var. Bülent Ecevit'in, eski başbakan Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü. Yakınlarda yine bir başka başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Hepsine rahmet diliyorum. Mesut Yılmaz'la ilgili birkaç cümle etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Birlikte siyaset yaptım ben Mesut Bey'le. Son derece beyefendi, devlet adamı, nazik bir insandı. Bugün yaptığım gibi o gün de çok sert muhalefet yapıyordum. Ama hiçbir şekilde nezaketini kaybetmedi. Sabırla muhalefeti dinlerdi. Değerli bir insandı. O insanla ilgili medyada çıkan bazı söylentiler, bazı laflar çok rahatsız edici. Geçenlerde böyle yandaş bir gazetenin köşe yazarı, yandaş derken AKP yandaşını kastediyorum, hakaretvari şeyler yazmış. Dinden çıkarmış Mesut Bey'i. Sadece Mesut Bey değil, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da eklemiş. Ne ayıp arkadaşlar, ne ayıp ya. Bu hallere nasıl geldik biz şaşıyorum. Bu maddeyle, 14. maddeyle değerli arkadaşlarım, yapılmaya çalışılan şey bu COVID-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında bakanlık ve kurum personeli herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Yani bu işlemleri yapan bürokratlar hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklar değerli arkadaşlar. Aşağıda da işte kanunlara aykırı olmamak şartıyla falan filan hiçbir şey getirilmiyor. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu kafa, kimse kusura bakmasın, kızmayın, Kenan Evren kafası değerli arkadaşlarım. Hani çıkardı ya kendisi, bürokratları, katılmış olanlar filan, hiçbirisi 12 Eylül döneminde yapılan haksızlıklar, zulümler, işkenceler de dolayısıyla sorumlu tutulamayacak. Onun gibi bir şey. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi bakın, hukuk devleti geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Fransız Cumhurbaşkanı'na sert çıktı. Dedi ki Türkiye çadır devleti değil, buz cumhuriyeti değil. Doğru değerli arkadaşlarım, öyleydi. Ama bu ne? Bu çadır devletlerinde olur değerli arkadaşlarım. Hukuk devletinde bir bürokrat, siyasetçi, cumhurbaşkanı bile olsa, kim olursa olsun, herkes anayasa ve yasalar çerçevesinde işlem yapar. Buna aykırı bir şey yapıyorsa sorumludur değerli arkadaşlarım. En basit, yani hukuk devletinin en basit kaidesi budur. Bunu yok sayıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlarım? Hukuk devletinde gene anayasamız diyor, herkes yani anayasada, kanunlarda belirtilen şekilde hareket eder diyor değerli arkadaşlarım. Siz bunlara bakmıyorsunuz ya. Biz seçildik, her şeyi yaparız. Ya yapamazsın değerli arkadaşlarım, yapamazsın. Ha şu anda çoğunluğun var, her şeyi yapıyorsun, olmaz. Şimdi sayın değerli arkadaşlarım, anayasa değişik konularda hükümler koyar ve der ki bu hükümlerin uygulanması ile ilgili ayrıntılar kanunla düzenlenir der değerli arkadaşlar. Şimdi siz geldiniz buraya, kanunla düzenlenen yanında kanunla ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenir dediniz. İyi. Ama böyle demediniz, kanunla düzenlenir dediğiniz şeyler var. Ben bir tane örnek vereyim size. Mesela Yükseköğretim Kanunu 130. maddesi yüksek öğretimle ilgili işleri kanunla düzenleneceğini söylüyor. Nitekim kanun hükmünde kararnameyle rektör atamalarıyla ilgili şeyleri değiştirmişsiniz. Ama daha sonra geldi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu maddeyi değiştirdi değerli arkadaşlarım. Rektör olma şartlarını kaldırdı. 3 yıllık profesör olmayı kaldırdı değerli arkadaşlarım. Ve gitti rektör ataması yaptı. Birkaç gün sonra da tekrar Cumhurbaşkanı kararıyla bu değişti. Şimdi ben size soruyorum değerli arkadaşlarım. Bu çadır devletinde mi olur, hukuk devletinde mi olur? Maalesef üzülerek ifade ediyorum, siz bu ülkeyi çadır devleti haline getirdiniz. Ama bu iş burada kalmaz. Bu ülkenin 150 yıllık demokrasi tecrübesi var değerli arkadaşlarım. Kaydeli kuralları var, anayasalar var, kurallar var, kanunlar var, teamüller var. Bunlar işler değerli arkadaşlar. Ha bunlar işlemez şu anda. Çoğunluk dolayısıyla işletmezsiniz. Yarın bu kanunlara da koysanız bunun hesabı görülür hukukun önünde değerli arkadaşlarım. Ne demek insanlar muaftır ya? Böyle bir şey var mı değerli arkadaşlarım ya?
Peki siz görmüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Dünya kadar hukukçu var aranızda. Hukukçu olmaya da gerek yok bunu bilmek için yani. Benim gibi psikiyatrist bile biliyor bunu. Değil mi? Yani bir suç işlenirse varsa bir bürokrat bir iş yapacaksa kanuna uygun olarak yapar. Yapmıyorsa sorumludur. Hayır sorumlu değildir diye kanun çıkarıyorsunuz ve el kaldırıyorsunuz. Ben ne diyeyim size arkadaşlar? Söyleyecek bir şey.